yapıyorum. Şöyle. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda dereotlu kurabiye nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram un, 2 adet yumurta, 75 ml ayçiçek yağı, 25 gram toz şeker, 15 gram margarin odasında yumuşak, 10 gram tuz ve 10 gram kabartma tozu. İçerisine koyacak olduğum 1 adet orta boy havuç, yarım bağ dereotu ve 1 tutam maydanoz. Bunları daha sonra da ilave edeceğim. Şöyle kenara alıyorum. Hemen hamuru yoğurmaya geçiyorum. Bunu tezgahıma döktüm. Bunu havuzumu oluşturdum. İçerisine yumurtayı, yağı, margarin yağını, kabartma tozu ve tuz, şeker ekledim. Yoğurt koymamız gerekiyor. Yoğurdu unuttum. Hemen yoğurt alıp geliyorum arkadaşlar. Bazen böyle kazalar oluyor. Şimdi videoyu bir daha baştan çekemeyiz. Malzemeleri döktük. Son olarak 75 gram yoğurt ekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurum böyle kısmen karışmış, yoğurmuş olduktan sonra da içerisine dereotu ve maydanozları ilave ediyorum. Şöyle. Bunlarla birlikte hep beraber yoğuruyoruz. Evet, hamurum gördüğünüz gibi şöyle sert yapıda bir hamur. Hamuru 3-4 dakika yoğurdum. Üstünü streçte hava almayacak şekilde kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum bir 15 dakika dinlendi. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Şöyle yapalım. Hamurumdan şöyle küçük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Şöyle tepsime diziyorum. Evet, kurabiyelerimi şekillendirdim. Şimdi burada bir adet yumurta sarısı var elimde. Şimdi şöyle bir tutam maya var. Burada da bir tutam tuz var. Tuz ve mayayı şöyle birbirine güzelce karıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi tuz mayayı çözdürecek, yani sıvılaştıracak. Şöyle elimde tutayım, zaten o tutmaya da gerek yok. Şöyle attım içine, o da sıvılaşır. Evet, maya ve tuz bir araya gelince sıvılaştı. Çözüldü. Bunu da yumurta sarısına kattım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bunun amacı kurabiyelerimizin daha renkli, daha bordo renkte, daha koyu renkte çıkmasını sağlamak. Şöyle güzelce karıştırıp kurabiyelerimi üstüne sürüyorum. Kurabiyelerimin yumurtasını sürdükten sonra üstüne sadece çörek otu atıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fan fonksiyonunda fırında pişirmeye veriyorum. Kurabiyelerim 170 derecede 15 dakika pişti. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Çok güzel. Kıyır kıyır oldular. Mis gibi de kokuyorlar. Bu şekilde tarif olarak sizler de güzel dereotlu kurabiyeler çıkartabilirsiniz. Sıcağı sıcağına bir tane de şöyle kırayım. İçini görelim usta diyorsunuz genelde. Şöyle dostlar, içini de görebilirsiniz.
Poğaçamız, pardon, kurabiyemiz bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tarifler ve yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.